daireme çekiliyorum. Bila ile konuşuruz. Elbette sultanım, nasıl isterseniz. Hürrem. Sultanım. Mahidevran. Ne vakit dönüyorsun Manisa'ya? Orada huzur içinde yaşadığını söylüyorlar. Neler yaptığını biliyorum Hürrem. Gülizar denen casusu yollayıp şehzademi öldürmek istedin. Torunum da senin yüzünden vefat etti. Mahidevran her şeyi benden biliyorsun. Onun çiçek hastalığından vefat ettiğini sanıyordum. Casusun bulaştırdı. Fatma da bu yüzden canına kıydı. Fakat Rabbim yüzümüze baktı. Şehzademin gözdesi gibi. Tebrik ederim, hayırlısı. Hala insanların yüzüne nasıl bakabiliyorsun? İbrahim Paşa'nın kanı ellerinde varken nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Mahidevran, çok üzülmüşsün belli ki. Aslında korkmuşsun demeliydim. Öyle değil mi? Ne de olsa yıllardır seni koruyup kollayan İbrahim Paşa'ydı. Şimdi sırada kim var? Aslanım mı? Bunca günahın vebaliyle nasıl yaşayacağını sanıyorsun? Bilmez misin ki ilahi adalet mutlaka bir gün tecelli edecek? Mahidevran, ilahi adalet tecelli etti zaten. Bana diyorsun ama şu an olan bir tane her şey sizin günahlarınızın bedeli. Böylesi daha iyi oldu sultanım. O heykellere bakmak size sadece acı verecekti. Hünkârımızın emriymiş. İbrahim'in izini bu cihandan silmek, yok etmek istiyorum. Ona dair her şeyi yıkıp parçalasa da bunu başaramayacak. İzin vermeyeceğim. İbrahim'in bu devlete öyle hizmetleri oldu ki, öyle zaferler kazandı ki, cihan durdukça onun adı yaşayacaktır elbette. Saraya girdi sultanım. Adı Fahriye artık. Kalfa olarak vazifesine başladı. Hatice. Bir misafirimiz var. Şah-ı Hüban nihayet teşrif etti. Sultanım. Şah Sultan'ın kat'i surette yanımızda olması lazım. Hele ki Lütfü Paşa divana girdikten sonra. Akbabalar gibi nasıl da üşüştüler. İbrahim'in yokluğu herkese fırsat oldu. Lütfü Paşa iyidir sultanım. Akbabalara karşı divanda olmasında fayda var. Sultanım. Ben de sizi tebrik etmeye gelecektim bugün. Zevciniz Lütfü Paşa, vezirliğe layık görünmüş. Sağ ol Mahidevran. Nihayet istediğini elde ettin. Sultanım, burada kalacak olmanıza çok sevindim. Hürrem'in hoşuna gitmeyecektir. Onun ne hissettiği kimin umrunda? Benim. Benim umurumda. Acı çeksin istiyorum. En az benim kadar yansın istiyorum. Yanacak sultanım. Yakında cezasını çekecek. Ne demek bu? Onca günahın bir bedeli olmalı. Yüce Rabbim bugün değilse yarın cezasını verecektir.
Öyle değil mi? Haklısın. Her günahın bir bedeli vardır. Siz ne vakit dönüyorsunuz Mahidevran? Bir iki güne kalmaz yola revan oluruz sultanım. Gitmeden Mustafa'mı bir kere daha görmek, sohbet etmek isterim. Elbette. Ben bir çocuklara bakayım. Sultanım, niye gizliyorsunuz? Söylemekte fayda var. Bize yardım edebilir. Hem Lütfi Paşa Vezir-i Azam olabilir. Ne kadar az kişi bilirse o kadar iyi Mahidevran. Hem onun ne vakit neye uygun bulacağı hiç belli olmaz. Hep böyleydi. Mani olacaktır. Benim onu dinlemeye, beklemeye tahammülüm. Sultanım. Mektup mu yolladı sana? Sultanım, düşündüğünüz gibi değil. Başka bir mevzu. Ver şunu bana. Sultanım. Ver dedim sana. Demek yarın buluşacaksınız. Mihrimah da annesi gibi cesur. Ben sana ne dedim? Bu sevdadan vazgeçeceksin demedim mi? Sultanım. Bağışlayın. Elimde değil. Buna mecbursun Taşlıcalı. Sen ki şehzademin can yoldaşısın. Onu koruyup kollamakla mesulsün. Daha şimdiden arkasından iş çeviriyorsun. Sultanım haşa ben. Kötü niyetin olmadığını biliyorum. Şehzademe bağlısın. Fakat bu aşk senin zaafın olacak. Ben buna tahammül etmem. Zira bu zaaf seni çirkin ittifakların ve ihanetlerin pençesine düşürür. Sultanım. Ben size asla ihanet etmem. Bir karar vereceksin Taşlıcalı. Ya bizimle Manisa'ya geleceksin ya da burada kalacaksın. Sultanım. Sultanım, iyi misiniz? Allah'ım sana şükürler olsun. Odanızda bulamayınca korktum. Bir de üstüne böyle görünce. Korkacak ne var Gülfem? Zaten bir meftadan farkım yok. Sultanım hamamı hazırlasınlar. Önce bir yıkanın sonra yemek yersiniz. Sağ ol Mahidevran. Aç değilim. Günlerdir bir şey yemiyorsunuz. Hasta olacaksınız. Nefes almak bile zor geliyor artık. Bırakın hiç değilse İbrahim'in hatırasıyla biraz olsun huzur. Hürrem cezasını çekmeden hiç kimseye huzur yok sultanım. Siz burada acı çekerken o zafer naraları atıyor. Sarayda eğlence tertip etmiş saygısız. Sultanım. Ne eğlencesi? Ne diyorsun sen, ne eğlencesi? Siz onu boş verin sultanım. Kulak asmayın. Aklınca sizi daha çok üzmek istiyor. Gülfem. Daha evvel saraydaki bayram eğlencelerini iptal etmişti. Hatice sultanımız yas içindeyken doğru olmaz demişti. Ne hikmetse birden fikrini değiştirmiş. Ağla! Sultanım yapmayın. Bırakın ne hal varsa görsün. Zaten yakında belasını bulacak. Sultanım. Derhal arabamı hazırlayın.
Nasıl mani olmazsın buna? Ben de yeni öğrendim Hatice. Hünkârımız oraya nasıl geldi sanıyorsun? Bir bahaneyle eğlenceyi görmesini sağlamak istedim. Vaziyete şahit olursa muhakkak rahatsızlık duyar, müdahale eder diye düşündüm. Fakat kendisi müsaade etmiş zaten. Olup bitenlere inanamıyorum. Hürrem iyice ele geçirmiş hünkârımızı. Kimin yüzünden acaba? Şimdi ben mi kabahatli oldum? Rahmetli valide sultanımız müsaade etseydi çoktan almıştım onun canını. Bahane arama. Hatun seni ezdi geçti. Sadece seni de değil, İbrahim'i, Hatice'yi. Hürrem bana karşı onu da kışkırtmış. En az annesi kadar sivri değil. Sultanım, yaklaş. Geldiğinden kimsenin haberi yok değil mi? Yok sultanım. Gülfem Hatun çıkmama yardım ettiler. Nedir vaziyet Hatun? Kimse şüphe etmiyor senden değil mi? Hayır sultanım. Oraya seni neden gönderdiğimizi biliyorsun. Sümbül Ağa'nın gözüne girmek için her şeyi yapıyorum. Zannediyorum beni sevdi. Âlâ. Sümbül mühim. Hürrem'e yaklaşmak için ona ihtiyacın olacak. Siz merak etmeyin sultanım. Fazla vaktin yok hatun. İbrahim Paşa'nın kırkı çıkmadan Hürrem'in canını alacaksın. Eğer bunu başarırsa dile benden ne dilersen. Verdin taştı canım. Beni yanıltmadığın için müteşekkirim. Mustafa'ma olan sadakatini ispat ettin. Şu an üzgün olabilirsin ama geçecek. Unutacaksın. Hanende huzur bulacaksın. Mustafa. Validem, Şehzade Hazretleri. Bir mesele mi var? Hayır. Taşlıcalı dönüş hazırlıklarıyla alakalı malumat veriyordu. Validem size mühim bir havadis getirdim. Rüstem, Diyarbakır Beylerbeyliğine tayin edildi. Hürrem belli ki onu divana hazırlıyor. Ben oradaydım. Ayas Paşa tavsiye etti. Gözlerimin içine baka baka Rüstem'in bu vazifeye münasip olduğunu söyledi. Öyle görünüyor ki Hürrem Sultan Ayas Paşa'yı idaresi altına almış. Buna ihtimal vermek istemiyordum. Ama vaziyet bu Taşlıcalı. Saflar belli oluyor. Mesele malumum şehzadem. Rüstem'in Diyarbakır Beylerbeyi olması hayır alamet değil. Belli ki teamüllere riayet ederek divan yolunu açma isteğindeler. Sadece bu değil Lütfü Paşa. Ayas Paşa durmayacak. İbrahim Paşa'ya yakın beyleri bir bir azledecek. Akabinde kendine bağlı beyleri tayin edecek. Bu hepimiz için felaket olur. Devleti onlar yönetecek. Telaş etmeyin. Hünkârımız buna müsaade etmez. O yüzden Rüstem Beylerbeyi oldu. Sultanım, her ihtimali düşünmemiz şart. Sultanımızın hakkı var. Ben divandayım. Her daim gözüm üzerlerinde olacak. Malkoçoğlu Bali Bey geldi. Onun payitahttaki varlığı mühim. Burada kalmasını sağlamalısınız. Hünkârımıza bağlı adil bir beydir. Sen bunları düşünme Aslan. Sen yiğit bir şehzadesin.
Halk da Yeniçeri de seni çok seviyor. Sancağına dön ve vazifenin başına geç. Unutma ki sen hanedanımızın istikbalisin. Ben her daim yanındayım. Lütfü Paşa da öyle. Sultanım, size minnettarım. Sayenizde içim rahat olacak. Gözün arkada kalmasın Mahidevran. Mahidevran. Güle güle. Özlemişsindir Manisa'yı. Burada herkesi yeterince zehirlediğine göre gidip biraz dinlenmen icap eder artık. Merak etme Hürrem. İbrahim Paşa'nın hazin vefatı hepimize ibret olmalı. Bilhassa da sana. Neden biliyor musun? Çünkü ona çok benziyorsun. Sultanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayşe Hatun nasıl? Saat iyi, bir sıkıntısı yok değil mi? Sultanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Torunum nasıl? Ona iyi bakıyorsun değil mi? Merak buyurmayın sultanım. Çok şükür her şey yolunda. Güzel. Sultanım Diana Hatun neden gelmedi? Bir şey mi oldu yoksa? Diana artık yok Fidan. Hamam hazırlasınlar. Çok yorgunum, hemen uyuyacağım. Allah büyütür Mustafa'm. Sen hiç üzülme. Hürrem bugün değilse yarın cezasını bulacak. Ne demek bu Halide? Eğer benden gizli saklı... Senden gizli saklı neyim olabilir Mustafa'm? Lafın gelişi söyledim. Benim asıl endişem Hatice Sultan. Allah korusun. Bir daha canına kıyar diye korkuyorum. Şah Sultanımız yanında. Merak etmeyin. Taşlıcalı. Lala'ma haber ver. Yarın teftişe ben de katılmak istiyorum. Taşlıcalı. Buyurun şehzadem. Neyin var senin? Dinlemiyor musun beni? Başlayın şehzadem. Dalmışım. Geldiğimizden beri halin hal değil. Bir derdin, bir sıkıntın varsa söyle. Hayır şehzadem. Ne derdim olabilir? Son hadiselerden mütevellit. Bir hayli canım sıkıldı. Hepsi bu. Taşlıcalı. Sultanım. Aklından geçenleri tahmin edebiliyorum. Ama bir karar verdin. Neticelerine katlanacaksın. Bir an evvel toparla kendini. Sultanım bağışlayın. Ben... Mihrimah artık yok Taşlıcalı. Unutacaksın onu. Senin tek düşünmen gereken şehzademin istikbali ve onun emniyeti. Sultanım, Mevlid okundu mu? Okundu. Helva da dağıtıldı. Âlâ. İbrahim Paşa'nın ruhu şad olsun. Amin. Sultanım. Haydi lan. Haberi alınca inanamadık. Hünkârımızın böyle bir karar vermiş olması. Merak etme. İlk fırsatta geri döneceğim. Hep Hürrem'in oyunları bunlar. Şehzademiz nerede? Sarayda mı? Sizi bekliyor sultanım. Sultanım, emin misiniz? Bu hatunla alakalı hiç iyi şeyler işitmedim. Cadı olduğunu söyleyenler var. Ben de bu yüzden çağırdım ya zaten. Size ne faydası olacak?
Hem ne lüzumu var şimdi anlamıyorum. Durduk yere canını sıkacak, laflar söyleyecek şimdi. Mahidevran, sen çık istersen. Hayır, sizi onunla yalnız bırakmam. Şehzademin de haberi yok. Öğrenince benden bilip kızacaktır. Sen söylemezsen nereden bilecek? Sultanım, Sariye Hatun geldiler. Alın içeri. Görüyorsun Hatun. Söyle. Çok büyük bir acı görüyorum sultanım. Kapkaranlık, dipsiz bir kuyunun içindesiniz. Kuyu sizi daha derine çekiyor ama siz bir gölgeye tutunmuşsunuz. Geceden bile karanlık bir gölge bu. Boynuna organ atmışlar zavallının. Çok acı çekiyor. Ruhu huzursuz. İbrahim. Sizi yanına çağırıyor lakin sesi işitilmiyor. Sultanım. Sultanım bu kadar kâfi. Topla şunları Hatun. Mahidevran. Devam et sen. Başka ne görüyorsun? Bir hatun görüyorum sultan. Kuyunun başına geçmiş, bekliyor. Gizli gizli ağlıyor. Bir şey saklıyor sanki. Önünde bir sandık var. Üstü açık bir tabut gibi. Dua ediyor hatun. Bakmadan usanmadan dua ediyor. Dua ediyor. Ne var o sandığın içinde? Ne görüyorsun? Bir damla gözyaşı. Sultan. Kana bulanmış bir damla gözyaşı. Eksikleri olmasın validem. Onlar bana İbrahim Paşa'nın emaneti. Burada huzurlu olmaları için ne lazımsa yapıyorum, merak etme. Hatice Sultanım nasıl? Geceleri kötü oluyor mu hala? Kabusları bitmiyor. Gecenin bir vakti onun çığlıklarıyla inliyor harem. Bunca vakit geçti, iyileşeceğine daha da kötü oluyor. Sanki acısı büyüdükçe büyüyor. Evlatlarını da görmez oldu artık. Böyle bir ölümün yası nasıl biter ki valide? Paşanın mezarı bile yok. Kabullenmeye mecbur aslanım. Aksi halde iyileşemez. Zaten müneccimlerden, falcılardan medet umar oldu artık. Ben konuşurum sultanımızla. İnşallah bir faydası olur Mustafa. Mahidevran. Sultanım. Şah Sultan'ın benim sarayıma taşındığı doğru mu? Sultanım nereden çıktı şimdi bu? Anne ne oluyor? Yok bir şey kızım. Siz biliyordunuz değil mi? Benden sakladınız. Sultanım. Siz dönene kadar geçici olarak yerleştiler saraya. Demek doğru. Siz nereden öğrendiniz? Kim söyledi bunu? Ne fark eder? Evvela hünkârımız.
Şimdi Şahu ben. Daha kaç kez hançer diyecekler beni sırtıma. Sultanım ne var bunda? Bir de bunlarla üzmeyin kendinizi. Nasıl üzmem Mustafa? Beni buraya attı. Kendisi sarayımda keyfi için. Sultanım, şimdi yola çıkmanız uygun değil. Hiç değilse hünkârımızın seferden dönmesini bekleyin. Belki birlikte döneriz payitahta. Yeterince bekledim Mahidevran. Artık sarayıma dönme vakti geldi. Sultanım. Sultanım. Şehzadem. Mustafa'm. Sultanımız payitahta dönmeye kararlı. Ne dediysem mani olamadım. Çiçek Hatun. O ricanı Osman'a getirin. Mustafa'm. Size minnettar. Sen de Mahidevran da en iyi şekilde ağırladınız beni. Kahrımı çektiniz. Ne kahrı sultanım? Siz benim başımın tacısınız. Ömrüm yettiği kadar yanımda kalmanızı isterim. Hem nedir sizi bu kadar rahatsız eden anlamıyorum ki. Orası bizim sarayımız Mustafa. İbrahim'le benim. Nice hatıralarım var o duvarların arasında. Bir başkasının orada kalmasına müsaade etmem. Edemem. Sultanım. İbrahim. Sultanım yeter artık. Lafınızdan biri İbrahim. Neden anlamıyorsunuz? İbrahim Paşa yok. Öldü o. Öldürüldü. Bunu kabullenin artık. Görüyorum sen kabullenmişsin. Kabullendin ve unuttun. Benim emrim olmadan buradan çıkmanıza müsaade edilmez. Mustafa. Benim yiğit şehzadem. Sakın aklına kötü şeyler getirme. İyiyim ben. Sadece sarayıma gitmek istiyorum artık. Evlatlarımı orada büyütmek istiyorum. Kendi evim. En azından buna hakkım var. Öyle değil mi? Rahatsız ediyorum. Söyle Fidan. Gabriela Sifenza de Feo saraya geldi sultanım. Huzurunuza çıkmak istiyor. Kim? Ceneviz eşrafından. De Feo ailesinden bir asilzade. Ticaret gemileri var. Epeydir sizinle görüşmeyi talep ediyorlar. Haftaya gelmesini istemiştiniz. Hatırladım. Alın içeri. Çekilebilirsin. Sultanım. Mahidevran Sultanım. Sizinle tanışmak büyük şeref. Beni kabul ettiğiniz için şükranlarımı sunuyorum size. Hoş geldiniz signora. Gabriela. Gabriela Svenze de Feo. Signora Gabriela.
Buyurun böyle oturalım. Müsaadeniz olursa size önce bir hediye vermek isterim. Size layık değil sultanım. Ama kabul ederseniz çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Zannediyorum ilk defa bir Osmanlı sarayına geldiniz. Evet sultanım. Hakkınızda çok şey duydum. Güzelliğiniz Saruvan'da bir efsane olmuş. Anlatılanlardan çok daha zarif ve güzelsiniz. Teşekkür ederim, siz de öyle. Sebebi ziyaretiniz nedir? Sizin için ne yapabilirim? Cenevizliyim ben sultanım. Cenova'da doğdum, büyüdüm. Ailem herkes tarafından bilinen, saygı duyulan bir ailedir. Yıllardır Osmanlı'yla ticaret yaparız. Avrupa'da şarktan gelen mallara büyük talep var. Smirna halıları, ipek örtüler, yemişler, aklınıza ne gelirse. Burada da bizim mallarımız rağbet görüyor. Bilhassa Sakız Adası'nın mis gibi kokan sakızları. Ailenizin işleriyle siz mi alakadar oluyorsunuz? Kocamı ne yazık ki elim bir kazada kaybettim sultanım. Allah sabır versin. Sağ olun. Uzun zaman oldu. Bir oğlum var. Birlikte yaşıyoruz. Smirna'da bir konak kiraladım. Senenin bir dönemini orada geçiriyoruz. Geri kalan vakitte Sakız Adası'nda kalıyorum. Yıllardır hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ama 2 aydır çok eziyet çekiyoruz. Nedir mesele? Geçen ay Osmanlı korsanları Cenova bayrağı taşıyan bazı ticaret gemilerini saldırdılar. Çok şükür benim gemilerim zarar görmedi. Ama Smirna limanında bağlı kaldılar. Mallarımı bu yüzden indiremediğim için çok büyük zarardayım. Anladım. Bu meseleyle alakalı şikayetinizi kadılara bildirdiniz mi? Elbette sultanım. Bir dava görüldü. Ancak kadı efendi aleyhime bir karar verdi. Sizi temin ederim sultanım. Haksızlığa uğradım. Sizden rica ederim. Lütfen bana yardımcı olun. Kanunlarımız her şeyin üzerindedir. Ben de bu yüzden size geldim. Kanunlar benden yana ama kadiler değil. Signora Gabriela, bu meseleyle bizzat ben alakadar olacağım. Sultanım, beni lütfedip dinlediniz. Size çok çok teşekkür ederim. Tanrı sizi korusun sultanım. Bu güzel yüzünüze hiç keder vermesin. Amin. Fidan, hatunu bir tetkik et. Hakkında her şeyi bilmek istiyorum. Emredersiniz. Sultanım, bir haber aldım az evvel. Nedir? Saliha Hatun payitahta gitmiş. Bizzati Hatice Sultanımız çağırtmış onu. Harem alacakmış. Ne yapmaya çalışıyor? O büyücü musibetin ne işi var haremde? Bu hatun Manisa Sarayı'ndan gelmiş. Dediğine göre Hatice Sultanımızın kalfasıymış orada. Çok hikaye dilden dile dolaşıyor. Açıkçası ben de hep merak etmişimdir. Hünkârımız 3 kıtaya hakim bir cihan sultanıdır. Onun ve şehzadelerinin haremi merak edilecektir elbet. Burası gerçekten büyüleyici. Gördüğüm kadınların hepsi çok güzel. Hepsi de şehzademi memnun etmek için buradalar. Bunun için terbiye edildiler. Ama şehzademin gözdesi olmak kolay değil. Herkese nasip olmaz. Şehzademizin esas kadını yok mu? Gözdesi, sultan. Ayşe Hatun var. Şehzademe bir evlat verdi. Ama o da sadece cariyelerinden biri. Esas kadın yok. Olmaz.